Yaşayarak görüyoruz ve biliyoruz ki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünü yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Derin bir yoksulluk içinde yaşamaktadır insanlar. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bir an önce harekete geçmek için uyarıda bulunmak için toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, işçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin lirayı buldu. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda çalışmak zorunda kaldığını biz fevkalade yakından izliyoruz ve takip ediyoruz. Üreticiler ürünlerini satamazken, yollara, sokaklara, belli bir yere boşaltırken maalesef markete, pazara geldiğimiz zaman temel tüketim maddelerine, tepeden tırnağa, her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Daha geçen ay girdi maliyetler içinde en büyük yekünü teşkil eden enerji %38 zam ve bu ay başı itibariyle de doğalgıda %38 zam geldi. Elbette ki bunun yaşantımıza farklı bir şekilde yansıması, daha doğrusu artarak yansıması hepimiz yaşayarak görüyoruz. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hale geldi. Analar, babalar çocuğunu okula nasıl göndereceğiz diye dert yanıyorlar. İşçiler çocukların eğitim masraflarını şimdiden nasıl karşılarız diye kara kara düşünmek içindeler. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe bütün maddelere hemen hemen %200'e 2 kat artış yapılırken maalesef yoksulun, daha doğrusu emekçinin, dar gelirinin ücretleri yerinde saydı. Hele hele asgari ücretli çalışanları ayrıca üzülerek ifade etmek istiyorum. Bu asgari ücret seviyesinde biliyorsunuz yılbaşında 49 enflasyon asgari ücrete zam yapıldı. Oysa ki o tarihte %75 enflasyonlardan %64.47'ye kadar inen enflasyon vardı ve %64.47'ye rağmen asgari ücretliye %49 zam yapıldı. Daha doğrusu asgari ücretliye büyük haksızlık yapıldı, yanlış yapıldı. Düzeltilmesi için en kısa zamanda çare bulunması için mutlaka Çalışma Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Sayın Çalışma Bakanı istediği zaman asgari ücret tespit komisyonunu çağırabilir. İçinde bulunduğumuz şartlarda yüksek enflasyon dikkate alınarak tekrar asgari ücret yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Açıklanan enflasyon gerçekten bizim yaşadığımız gerçek hayattaki enflasyonla Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı enflasyon arasında büyük oranlarda fark var. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlardaki, daha doğrusu olumsuz yapının içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek enflasyonun yansıtmamasından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. İşçilere, emeklilere enflasyon oranında zamlar yapılıyor. Biz de alışverişlik enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri doğrultusunda asgari ücret zam yapıyoruz. Ancak yapılan uygulamalarda enflasyon oranının gerçek enflasyondan yansıtmamasından kaynaklı yoksulu daha yoksullaştıran bir yapı ortaya çıkmış durumda. İşçilerin, dar gelirlerin şu anda yaşayarak içinde bulunduğu ortam, zaman diliminde maalesef giderek alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemden geçiyoruz. İşçilerin bugüne kadarki yakın takip aldığımız hususların içinde
milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye gelir dağılımı eşitliğinde Avrupa'da birinci, dünya genelinde 28. sırada olduğunu uzmanlarımız da bize ifade etmektedirler. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumlu olmayan işçilerin yüksek enflasyonu düşürmek için de fedakarlık etmesi beklenmemelidir. İşçiler enflasyonun hiçbir zaman sebebi olmamıştır. Kamuoyundaki yanlış algıyı da düzeltmek, bir tarafı da teyit etmek istiyorum. Ama yüksek enflasyonun mağduru da işçilerdir. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinin açıklanması için gerekli adımlar en kısa zamanda atılmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemiz gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektir öncelikle. Bu ülkenin sağladığı kaynaklarını kullanarak servet elde edenler, belli bir sermaye birikimi elde edenlerin topluma karşı sorumluluklarını da yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır ifadesi kamuoyunda çok yaygın olmasına rağmen maalesef az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alındığı Türkiye gerçeğini sizler önünde haykırıyorum değerli arkadaşlar. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin Türk lirasıdır. Geçmiş yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci kademe vergi ödenmezken şu anda maalesef ilk üç ayın içinde birinci kademe atlayarak diğer kademelere atlamakta. Dolayısıyla bizim toplu iş sözleşmelerimizde 6 aylık oranında yaptığımız zamların ikincisinin maalesef yarısı kaybolmaktadır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle bir işçinin yılda 1,5 aylık ücreti tamamen vergiye gitmiş olduğunu tespitlerimiz arasındadır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü kesinlikle azaltılmalıdır. Yani Ocak ayında aldığı maaş neyse ilk 6 ay için eksilmeyecek ve yıl sonuna kadar da eksilmeyerek ve artarak zam oranında değerlendirilmelidir. Ve ne yazık ki işçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcama yoluyla dolaylı vergilerini zenginlerle beraber aynı oranda ödemektedir. Değerli arkadaşlar, dünyada hele hele çağdaş ülkelerde dolaylı vergiler oranı %30'lar aşmıyorken bizim ülkemizdeki bütçe gelirlerinin, vergi gelirlerinin %65'i dolaylı vergilerden elde ediliyor. Biliyorsunuz kamuoyunda da son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Efendim, istisnalar, vergi istisnaları, vergi muafiyetleri vesaire yatırım yapma adı altındaki teşviklerle beraber birçok işverenimizin, daha doğrusu zenginimizin vergi vermediğini de görüyoruz. Son basında açıklamaları görüyorsunuz. 2 yıl boyunca vergi ödememiş işverenlerimizi görüyoruz. İşçilerden, çalışanlardan kesilen vergi oranının neyse o şu anda itibariyle %15 ilk ücretle sabitlenmelidir. Çünkü vergi oranlarının artışıyla beraber çalışanlarımızın ücreti ilerleyen aylarda maalesef azalmakta, bu insanlık dışı bir uygulamadır. Üyelerimizin haklı taleplerini elbette ki her platformda değerlendiriyoruz. Biliyoruz yukarıda geç kalındığını ifade ettiniz. Ancak biliyorsunuz vergi düzenlemeleri bütçe görüşmeleri döneminde yapılır. Dolayısıyla şu anda meclis tatilde. Meclisin tatilinden dönüşünü beklemeden biz bu eylem kararlarımızı aldık. Yani hemen bu ayın, Ağustos ayının 20'sinde 81 ilimizde Türk İş İl Temsilcileri basın açık taleplerini ve içinde bulunduğumuz yaşam şartlarını, çalışma hayatını, sorunlarını dile getirecekler. Ve buna ilave olarak
26 Ağustos'ta Trakya'da büyük bir ihtimalle Çerkezköy'de büyük bir miting düzenliyoruz. Artı 3 Eylül'de emeğin başkenti olarak telafi ettiğimiz Zonguldak'ta büyük bir miting düzenliyoruz. Daha sonra tarihi şu anda belli değil. Ankara, başkent Ankara'da büyük bir ihtimalle Tan Doğan Meydanı'nda hepimizin sorunlarını yüksek sesle dile getirecek bir ortam yaratacağız. İnşallah orada hep beraber olacağız. İnançlı bir şekilde, samimi bir şekilde, ciddi bir şekilde bu konu üzerine ilgileneceğiz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine açık bir tavır aldığımızı tüm kamuoyuna beyan ediyorum. Bir kez daha belirtiyoruz ki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya her zaman olduğu gibi az kaldılar ama yine her zaman olduğu gibi onların haklarını da korumaya devam edeceğiz. Sorunlara çözüm bulması konusunda büyük çalışmalar içindeyiz. Kitlerde ve kamuda taşeron işçilik sona erene kadar bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Thank you.